be. Peki sorunuz geldi. Gelininiz oğlunuz da tatile gitti. Ve bütün düğün takılarını hepsini size emanet etti. Siz de altın hazır yükselmişken paraları değer kaybetmesin diye altınları bozdurup gelininiz için farklı bir yatırım planı düşündünüz ve yaptınız. Bunu öğrenen gelininiz ne tepki verir Nilgün? Yağnur ne yapar? Kıyamet koparır. Kıyamet. Niye? Oo, sen diyecek benim neye karışıyorsun özel eşyalarıma? Fiyat yükseldi. Fiyat yükseldi ben bilirim der. Onların kullanacağımı. Nerede kullanacağım ben bilirim. Ama bunlar da iyilikten anlamıyorlar be. Anlamazlar. Aa. Gelin kısmı değil mi? Bu ne böyle? Biz de kayınvalideyiz. Tamam olay bitmiştir. Evet. Peki Serpil, Neslihan ne yapar? Vallahi Neslihan der ki hesap sorar bana. Kime sordun da yaptın der yani. Ama kızım dersin şey oldu. Ne kadar anlatsam da söylesem de. Hatta ve hatta o yatırımı yapıp onun üstüne hani faizi gelse yani kar da olmuş olsa bana hesap sorar. 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 Evet. Fatma, Esra ne yapar? Ah, dertli başım. Hele de altın söz konusu. Oh, ben onun altın makinesi diyorum. Öyle bir şey olsa, soru bu. Evet, ben yatırım, mantıklı düşünürsen altın zaten yatırım amaçlı bir şey. Eğer öyle bir şey daha karlı olacaksa ben onlara sormadan yaparım bunu. Onların karı için, onları düşündüğüm için. O ne yapar? Ya Esra ne yapmaz ki? Kar mar onun gözüne gelmez ki. Bana yapmadığını bırakmaz. Demediği gelime de bırak. Beni baramparça ve şu gördüğün kadın baramparça eder yani. Aa. Daha bunu anlatmayayım yani. Baramparça eder. Parça pinçik oluruz diyorsun. Vallahi öyle olur. Çünkü Esra benim kararlarım onun için yanlış. Ben doğru karar da versem yanlış. Yanlış karar da versem onun için yanlış. Benim doğrularım Esra için gerçekten yanlış. Sadece onun doğruları doğrudur. Ama ona sen demeyeceksin. Kızım şu yanlıştır demeyeceksin ona. Yani gerçek yanlış demeyeceksin. Eğer o yanlışı kendi sonra gördüğü zaman diyor ki işte şurada şöyle kızım ben sana dedim. Yok anne sen ne anladın da bunu diyorsun bana der. Böyle. Hiç o yüzden ben Esra hiç karışmam. Peki seninki ne yapar? Seda ne yapar? İşte Seda'ya sormadan hiçbir şey yapamam. Yaptın. Öyle bir... Baktın ki altın bayağı fırladı. Gittin güzel bir bozdurdun. Başka türlü bir yatırım yaptın. Ne bileyim dolar aldın. Ne bileyim bir şey aldın. Ya da bir arsa aldın. Evet. Ne yapar? Seda bunun için bana ilk önce sana mı düştü der. Benim altınımı bozdurmak. Hani? Yatırım yapmak sana mı kaldı der. Ha. Ondan sonra da ben kendimi ifade etmek için ölür biterim artık. Seda şöyleydi, Seda böyleydi. O Seda beni artık var ya, o dilinden hiç düşürmez. Hayatta düşürmez beni dilinden. Bunlar nasıl sen bir şey var ya, sen ya. Var ya. Hep aynı cevaplar. Evet. Seda Hanımcığım evet. Sen gelin almadan bunu bilemezsin. Evet. Oh. Öyle mi? Baksana Allah'ın üzerine. Alınca mı göreceğim? Evet. Diyoruz artık. Ayol ben gelinim için yatırım yapamaz mıyım? En güzel şey. Ya zaten onu gelinim yaparız dayı. Altınlarını bana bıraktığında... Ama zaten bırakma istemem de. Aynen. Bıraktığında da bırak sizi düşünebileyim ya. İyiliğini düşünce aslında. Kendi kırımızda yapmış olsak o zaman tabii. Çok iyi olur. Aa, çok sevinirler o çok zaman. Çok sevinirler yani. Öyle mi? Tabii tabii onun altınlarını elleme. Ama sen kendinden ver bir şeyler yap. Kızım sana şunu aldım tabii. De. Oh o zaman var ya. Keşke olsa yok. Seda Hanım onun üzerine bir laf daha söylemek istiyorum. Mesela onlar zaten bıraktığı zaman mutlaka sayılı olacaktır. O unutulmaması için kağıt da yazılır. Ama ben ona iki tane daha çeyrek atsam gelir desen ki saysa fazla çıksa. Aa der asla sen atmadın. Orada şey altınlar yumurtladı der. Yanlış oldu. Tabii ki yanlış oldu. Ona bile inanmaz. Ya, bak neler yaşayacağım ben. Evet. Çünkü yaşatmasın. Çünkü bizim oğulları alana kadar sensin diyorlar. Aldıktan sonra benim diyorlar. Sen hiç karışmasın. Ben karışmıyorum zaten ama o kadar lanse ediyorum ki sanki karışan kayınvalide gibi. Vah, yeder vah, onlar vah, evlendirdikten sonra çözüyorsunuz vah. Bunları. Evet. Ben Esra'yı burada tanıdım kızlar. Vallahi burada çağcığımı burada tanıdım. Sen de tanıyacaksın. Dur daha ikinci günündür. Ben de tanıyacağım. Sonra buraya geldik. Otelde emziriyorum ya gece şekerim falan düşüyor Yağnur. Gittim şey yaptım. Atıştırmalı kreker bisküvi falan almıştım tamam mı? Bavuldan onları al. Bak abartmıyorum şöyle bir poşet abur cuburu ye. Sen bize ikram ettiğin krekerlerden mi? Evet evet onlardan. Onları ye tatlısı tuzlusu. Şaka.
Sonra ne oldu biliyor musun? Yiyemediklerini de alır ondan saklarım diye bavulun en alt gözüne saklamış Yağnur. İnanmıyorum. Almayayım diye. Ya sağlığından olacak yani, saklıyorum artık. Yediğimde gözüm var dedi. Senin karın beni istemiyor dedi. Ağladı ağladı gitti, şoka girdim Yağnurcuğum. Kızlar. Harun ne dedi? Ne yapıyorsunuz? Yemeğe yanıyorum. Dönelim de. Yanıyorum, sen ne yapıyorsun? Yanıyorsun. Feda yetiştiremedin Allah. Mi? Yo yetiştirdim Allah. Hayatım, mis gibi de oldu. Neslihan, Yağnur, Esra, gönder şarkıyı.